Evet, beni görmek istemiştin. Ne yapalım? Uzatayım mı ellerimi? Kelepçe takacak mısın? Ya kusura bakma. Ayıp ettik sana. Gel, geç otur şöyle. Ne söyleyeyim sana? Çay, kahve? Ya bir şey istemez. Ama sen de öyle birden söyleyince... Bir de böyle senin tuhaf hallerin, tavırların var. İnsan ne düşüneceğini bilemiyor. Mazur göreceksin artık. Demek Ziya Nur'un öz be öz oğlusun ha. Vay ala asaf vay. Altın çocuk devrin kapanıyor demek. Sen de bunu arkana yaslanarak izleyeceksin işte. Daha ne istiyorsun? Hiç. Ne isteyeyim başka? Hastanemi o iki kukumav kuşundan kurtarayım yeter bana. Anlat bakalım. Niye istememiş Ziya Nur seni? Niye olacak? Mutlu Neziha ile ortamını bozmamak için. Adına leke sürdürmemek için. Yüce insan, büyük adam Ziya Nur'un gayrimeşru bir oğlu varmış. Düşünsene skandalı. O bana baba olmayı değil, yetim Ali Asaf'a veli nimet olmayı tercih etti. Vay arkadaş vay. Olanlara bak. İnsanlara tepeden bakmayı severdi rahmetli. Ne yere bakan yürek yakalmış. Ne yapacaksın şimdi? Ziya Nur'un hisselerini Ali Asaf'tan alacaksın değil mi? Hemen dava aç. Tanıdığım çok iyi avukatlar var. Yapma Sinan Bey. Yapma Sinan Bey. Yani hepsini almak varken niye yarısına razı olalım? Sen de haklısın. Olmayalım tabii. Peki... Söylesene. Sen sağlığında babanın karşısına çıktın mı hiç? Bunlar çok uzun meseleler ya. Ya da biz ne yapalım biliyor musun? Akşam çıkalım. Ben hepsini anlatayım sana. Olur. Hadi akşam görüşürüz. Görüşürüz.